Termometreler mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde. Marmara Denizi bu yüzden tehlikede olabilir mi? Akıllarda çok soru var. Peki kış günü gelen yalancı bahar beraberinde hangi tehlikeleri getiriyor? Tüm bu soruların cevabı haberimizde olacak. Korkalım mı? Elbette korkalım. 52 bin tane gemi geçiyor. Bu 52 bin tane geminin balans suları yabancı türler taşıyor. Zaten müsilaj ölmedi, uykuda. Denizlerden taşınan sıcaklık, fabrikalardan atılan sıcak sular, kentsel suların sıcak akmasıyla Marmara Denizi 2 derece daha ısındığı an müsilaj hortlar. Müsilaj hortlayabilir, biz değil uzmanı söylüyor. Bu sıcaklıklar pek de hayır alamet değil. Müsilaj Marmara'nın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Havalar böyle devam ederse bu Marmara için alarm demek. Marmara Denizi 2 derece daha ısındığı an müsilaj hortlar. Böyle rüzgar almayan bir koyda güneş ışığı çok vurduğu için burayı çok ısıtır. Akıntı oluşmadığından o sıcak su kalır ve müsilaj oluşur. Uzmanların dikkat çektiği bir nokta yüksek seyreden deniz suyu sıcaklıkları. Sıcaklık demek, müsilajın da artışı demek. Özellikle de Bostancı için uyarı var. Bostancı sahillerinde çokça rastlamıştık. O bir koy olduğu için orada su ısınıyor ve müsilaj artıyordu. Uzmanlar uyarıyor Mart ve Nisan yağmurlarına dikkat. Eğer yağmaz havalar böyle olmaya devam ederse bu denizdeki tehlikenin artması demek. Yağmurlar eğer sıcak yağarsa Nisan ayında 15 gün yağmur var. Mart'ta da hava durumunu bilemiyoruz. Eğer havalar bu şekilde giderse sıcak su taşınır denize ve müsilajın büyüme nedenidir. Nisan da aynı yağmurludur 15 gün. Eğer yine havalar bu şekilde gider ve ısınırsa o zaman tehlike büyür. Denize gireceksin. Müsilaj yaşadığımız birkaç yıl evvel ne oldu? Kıyılarda denize giren çocukların büyük bir bölümü müsilajla temas ettikleri için bir takım ishal vakaları yaşandı. Bu yaz aynı şey. Yani annelerin, babaların çok dikkatli olmaları gerekir. Sadece müsilaj değil, bir diğer tehlike deniz anaları son dönemde çok arttı. Peki bu neyin habercisi? Sıcaklıktan etkileniyor mu? Elbette etkileniyor. Deniz anası genellikle rüzgarlarla, akıntılarla pis olan yerlere gelir. Balık olmadığı zamanlar. O yüzden de kıyıya vururlar. Uzmanı uyarıyor. Deniz analarından uzak durmak lazım. Bundan korkmalıyız. Evet, korkmalıyız. İçerisinde zehirli olanlar vardır. Herhangi bir elinle, gözünle, teninle, ayağınla değdiği an alerjik reaksiyon oluşturur. 31 Mart'ta boynundaki prangalardan kurtaracak, onu da özgürleştireceğiz dedi Cumhurbaşkanı. CHP'nin aday krizlerini de değerlendirdi. CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor ifadesini kullandı. Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Hitabı Manisa halkına, sözleri CHP lideri Özgür Özel'eydi. Akıbeti bir öncekine benzeyecek dedi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan eyvallah deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'daydı. CHP'nin aday politikalarını eleştirdi. Kirli ittifakların farkındayız dedi. Hatırlarsanız eski CHP Genel Başkanı'nın kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki işte Manisa Saruhan'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifaklarında farkındayız.
son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Ekonomideki rahatlamanın da yıl sonundan itibaren hissedileceğini söyledi Erdoğan. 2024 sonunu işaret etti. Önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkanlarının artmasıyla ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır.